radyo tiyatrosu. Gizli oturum. Yazan Jean-Paul Sartre. Çeviren Sevinç Sever. Yöneten Nüvit Özdoğru. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Uşak Metin Çoban, Garsen Ahmet Uz, İnes Alev Gürzap, Estel Celile Toyon Uysal. İşte geldik. Burası. Demek yerin burası. Evet. Buyurun lütfen içeri. Bu odaya nasıl alışacağım ben? Özellikle eşyalarına. Alışırsınız. Bütün odalar aynı şekilde mi döşenmiş? Hayır. Buraya Hintliler, Çinliler de gelir. Napolyon devrine ait koltuğu ne yapsın onlar? Ya ben ne yapayım bu koltukları? Kimliğimi öğrenmek ister miydiniz benim ha? Kim olduğumu? Neyse. Neye yarar? Zaten bütün hayatım sevmediğim eşyalar arasında geçti. Sahte mevkilerle ömür tüketerek. Louis Philippe tarzı bir yemek odası takımı arasında yaşamanın ne demek olduğunu bilemezsiniz siz. Bu salonda rahat edersiniz. Öyle olsun. Görünüşü pek o kadar fena değil. Şöyle etrafıma bakınıyorum da gerçekten fena değil. Hele geldiğim dünyada anlatılanlarla kıyaslandığında. Neresiyle dediniz? Şey canım... Yeryüzünden söz ediyorum. Yeryüzünde yaşayanlar burasını nereden bilecekler? Buraya adımlarını atmamış kimseler onlar. Buraya gelmiş olsalar zaten. Peki işkence kazıkları, kırbaçlar, kızgın ızgaralar nerede? Alay mı ediyorsunuz siz? Yo, alay etmiyorum. İşkence yok demek. Odada pencere de yok. Aynada. Kırılıp dökülecek bir şey bırakmamışlar ortalıkta. Ya diş fırçası? Diş fırçam nerede? Neden aldılar onu? Bilemeyeceğim. Diş fırçamdan söz ediyorum, o nerede? Duygusal yönünüz konuşuyor galiba. Ne garip. Yeter. Benimle alay etmenize izin vermiyorum, anlaşıldı mı? Durumuma gelince, onu bana her an hatırlatmanıza gerek yok. Bağışlayın efendim, saygısızlık etmek istemedim. Yalnız diş fırçasını ne yapacaksınız? Garip. Her yeni gelen sizin gibi davranıyor. Kızgın demirler, işkence aletlerini soruyorlar. Rahat edince de diş fırçasını. Haklısınız. Öyle ya, diş fırçasına neden ihtiyacım olsun? Aynaya da. Bütünüyle gereksiz eşyalar bunlar. Ne yapacağım ki onları? Ama şurada şöminenin üzerinde duran bronz heykelciye gelince, gereksiz değil tabii. Gözlerimin tüm gücüyle ona bakacağım gün gelecek. Biliyorum bunu. Yo, hiç itiraz etmeyin lütfen. Gizleyemezsiniz benden gerçekleri. Daha iyi kavruyorum durumumu artık. Ya siz? Buralara nasıl gelindiğini bilmek ister miydiniz? Ha?
Sustuğunuza bakılırsa itirazınız yok demek. Anlatayım. Farz edin ki bir adam suda boğuluyor. Soluk alamıyor. Batıyor, batıyor. Kurtuluş yok. Suyun yüzünde kalan sadece bakışları. O bakışlar oradan suyun altında sadece bronz bir heykelciyi görüyor. Ne kabus. Hadi söyleyin. Cevap verin bana. Cevap vermeye yetkili değilsiniz. Ha? Ha, ısrar da etmiyorum zaten. Olaylara gerçekçi bir gözle bakmaya çalışıyorum. Diş fırçası yok, yatak yok. Uyku uyumak da yok herhalde, öyle değil mi? Elbette. Uyumak mümkün mü zaten? Uykudan göz kapaklarınız ağırlaşsa da uyumak da isteseniz boşuna. Uyumak için koltuğa yerleşmenizle hop kaçıveriyor uyku. Gözlerinizi ovuşturmakla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Ayağa kalkıyorsunuz ve işte o zaman her şeye yeniden, eskisi gibi yeni baştan başlıyorsunuz. Çok hayalcisiniz. Hayal şimdi. Kesintisiz bir hayat. Öyle yaşamak zorunda bırakıyorsunuz insanı. Kesintisiz ve süresiz bir hayat. Ne kesintisi? Üstelik bakışlarınızdaki saygısızlık. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Göz kapaklarınızdan söz ediyorum. Hiç kırpmıyorsunuz gözlerinizi. Bizler öbür dünyada sık sık kırpardık gözlerimizi. Saatte 4000 kez yinelenen göz açıp kapama. İşte bu yok gözlerinizde. Bu nedenle de gözleriniz bilseniz ne kadar yorgun görünüyor. Bir göz açıp kapama öylesine rahatlatır ki insanı. Fakat burada ne gereği var? Ah, hadi hadi, bilmezlikten gelmeyin. Uyku yok, göz kırpmak yok. Göz kapaklarınız yokmuşçasına yaşamaya devam etmek mecburiyeti. Fakat ben... ben nasıl dayanacağım böyle yaşamaya? Geldiğim dünyada geceleri uyku uyur, güzel rüyalar görürdüm. Söz gelişi yeşil çayırların arasında gezindiğimi görürdüm. Gün ışığı mı? Ampuller yandığına göre hayır. Aa, sizler için gün ışığı şu ampullerden ibaret. Peki ya dışarısı? Hangi dışarısı? Bu duvarların öteki tarafı. Duvarların öteki tarafında bir geçit var. Geçidin ötesinde ne var? Başka odalar, geçitler, merdivenler. Hepsi bu kadar mı? Peki izinli olduğunuz günler ne yaparsınız siz? Üst kattaki dayıma giderim. Dayım burada çalışanların şefidir de. Peki ışığı söndürmeye yarayan düğme nerede? Öyle bir şey yok burada. O halde lambaları söndürmek mümkün değil. Işıklar yöneticiler tarafından bazen kısılabilir. Fakat bu katta böyle bir şeye şahit olmadım. Işığımız boldur. Pekala. Gözlerimi açık tutarak yaşamaya alışmam gerekiyor. Alışmak? Yaşamak. Anlaşıldı, anlaşıldı. Gözlerimi sonsuza dek açık tutmalıyım. Başım, beynim aydınlık kalmalı. Peki, peki ya şu bronz heykeli lambaların üstüne fırlatsam? Yapamazsınız, çok ağır. Durun bakayım, ağır mı? Gerçekten çok ağır. Kaldırılacak gibi değil. Ya? Başka diyeceğiniz yoksa gideyim. Yok yok, durun, durun, gitmeyin. Buyurun, emirleriniz. Bir dakika daha lütfen. Hay hay, sizi bekliyorum. Şurada gördüğüm şey zil mi? Evet, zil. Sizi çağırabilir miyim istediğim zaman? Yani gelmek zorunda mısınız? Genellikle evet. Ancak bu zil her zaman çalışmaz. Ne yazık ki sık sık bozulur. Bir deneyelim bakalım. Tamam, çalışıyor. Acele etmeyin o kadar. Bazen çalışmaz dedim. Her neyse, gideyim artık. Durun, durun bir dakika daha lütfen. Şu şöminenin üstünde duran kitap açacağını merak ediyorum. Kitaplar için mi? Burada kitap falan yok. Ha? Kitap açacağının yararı ne öyleyse? Bilmem. Peki, gidebilirsiniz. Buyurun. İşte madem. Yeriniz burası. Soracaklarınız varsa sorabilirsiniz. Hayır, yok. Soracak bir şeyim yok. Diş fırçası, zil, bronz heykelcik hakkında bu bey sizi aydınlatabilir. Ben gidiyorum.
Güle güle. Arkadaşım Florence nerede? Florence da kim? Anlıyorum. Florence'ın yokluğuyla cezalandıracaklar beni. Florence bana vız gelir. Pudalanın tekiydi zaten. Özür dilerim, kimden bahsediyorsunuz? Beni kim sandınız siz? Cellat tabii. Siz cellat değil misiniz? Cellat. Aman ne gülünç. Cellat. Kendimi tanıtayım bari. Ben Joseph Garcin, yayımcı ve yazar. Ben de Matmazel Ines Serrano. Mükemmel, mükemmel, çok memnun oldum. Cellat olduğumu da nereden çıkardınız? Bakın burada işkence falan yok. Korkar gibi bir haliniz var da. Cellatlar da hep korku içindedirler. Neden korkarlar acaba? Kurbanlarından olacak. Ayna gibi bir şey olsa ben de bakmak isterdim suratıma. Oysa aynaya benzer her şeyi kaldırmışlar ortalıktan. Gene de sizi temin ederim ki hiçbir şeyden korkum yok benim. O sizin bileceğiniz iş. Arada sırada dışarıya çıktığınız olur mu? Maalesef, maalesef. Kapılar dışarıdan kilitli. Sizi çok iyi anlıyorum Matmazel. Zaman zaman yalnız kalabilmek ihtiyacı. Bu ihtiyacı ben de kuvvetle duyarım. Ben de bazen tek başıma kalmak isterdim. Ama bir arada yaşamaya mahkumuz işte. Gene de merak edilecek bir şey yok. Sessiz adamım ben. Hemen hiç sesimi çıkarmam. Sessiz ve sakin. Ancak size bir öneride bulunmama izin vermenizi isteyeceğim. Aramızdaki ilişkilerde son derece nazik olmaya gayret etmeliyiz. Tek çıkar yolumuz bu bizim. Nazik değilimdir ben. Öyleyse her ikimiz için nazik davranmaya gayret edeceğim. Ağzınız. Ağzım mı? Ağzınız devamlı bir sağa bir sola seyiriyor. Korkunuzun ifadesi mi? Özür dilerim Matmazel, farkında değildim. Şimdi kontrol altına alırım kendimi. Ya siz? Siz korkmuyor musunuz? Korkmak ne işe yarar? Önceden de o. Yeryüzünde yaşarken, henüz mutluyken. Oysa şimdi her şeyden umudumuzu kesmeliyiz. Acı çekmeye henüz başlamış da değiliz. Biliyorum. Başımıza ne gelecek dersiniz? Göreceğiz. Bekleyelim. Bekleyelim. Oh, bari şu koltuğa oturup başımı kollarımın arasına alabilsem. Dilediğinizi yapmakta serbestsiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Size ayrılan yer burası. Başka gelecek var mı? Hayır, yok. Üçünüz baş başa kalacaksınız. Ben cellat değilim. Aman ne gülünç. Demek bu bayanla bu bay benimle beraber kalacaklar. Evet. Ne çirkin döşenmiş o da. Akla gelebilecek en çirkin renklerde 3 kanepe. Şömine. Bit pazarında sanıyorum kendimi. Bana ihtiyacınız yoksa gideyim. Gidebilirsiniz. Gerekirse zile basar çağırırım sizi. Nasıl isterseniz. Bir arada yaşayacağımıza göre önce tanışalım. Ben Estel Rigo. Ben de Ines Serrano. Bendeniz Joseph Garcin. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Umarım bir arada iyi vakit geçiririz. Oh, burası ne kadar da sıcak. Şu paltomu koltuğun üstüne atayım. Ferahlarım hiç olmazsa. Çok güzelsiniz madem. Size hoş geldiniz demek için bir buket çiçek sunabilmeyi çok isterdim. Ay, çiçekleri çok severdim. Ah, ne yapalım? Artık önemli değil. Önemli olan geri kalan vaktimizi keyifli geçirmeye çalışmak. Buraya geleli çok oldu mu? Hı hı. Geçen hafta geldim. Ya siz? Gördüğünüz gibi yeniyim daha. Orada. Yani geldiğimiz dünyada cenaze merasimim devam ediyor. Rüzgar kız kardeşimin yüzündeki tülü bir sağa bir sola savuruyor. Ağlamak için elinden geleni yapıyor zavallı. Biraz daha gayret etse. Ah! Ufacık iki damla gözyaşı belirdi göz pınarlarında nihayet. En iyi arkadaşım Olga kolundan tutuyor onu. Olga kirpiklerindeki rimelin akacağını düşünerek ağlamıyor hiç. Çok acı çektiniz mi? Yok canım, zatürreden gittim. Cenaze merasimi nihayet sona erdi. Herkes el sıkışıyor. Güle güle, güle güle. Hocam üzüntüsünden cenazeme gelemedi. Ya sizin ölümünüz kolay oldu mu?
Hava gazı işimi gördü benim. Ya sizinki beyefendi? 12 kurşun yarası aldım. Kusura bakmayın, pek sevimli bir ölü sayılmam da. Aman şu ölü kelimesini aramızdan kaldıralım. Kim bilir, belki de hiçbir zaman şu andaki kadar canlı olmamışızdır. Dilerseniz kendimizden söz ederken göç edenler deyimini kullanalım, ha? Ne dersin? Olur. Nasıl isterseniz. Öşagar sen, göç edeli çok oldu mu? Aşağı yukarı bir ay oluyor. Rio'dan geliyorum. Orada bir gazete çıkarıyordum. Ben de Paris'ten geliyorum. Arkanızda bıraktığınız birileri var mı? Karım vardı. Şu kanepeye bir iletsem. Öylesine yoruldum ki. Aa, Monsieur Garcin. Efendim? Kanepe mi oturdunuz? Özür dilerim, kalkayım hemen. Bu ne dalgınlık böyle? Haklısınız. Hayatıma bir düzen vermeliyim. Benimle alay edenler de aynı şeyi yapsalar iyi olur. Hayatım düzen içinde benim. Gerçekten öyle mi acaba? Bunun o kadar kolay bir iş olduğunu sanmıyorum. Burası ne kadar da sıcak. Ceketimi çıkarmama izin verir misiniz? Hayır, hayır. Ceketsiz oturan erkeklerden nefret ederim. Peki öyleyse. Dilediğiniz gibi olsun. Gecelerim yazıhane odalarında geçerdi hep. Oraları da bunaltıcı sıcaklıkta olurdu. Orada da gece olmuş. Evet. Olga soyunuyor. Yeryüzünde zaman ne de çabuk geçmekte. Gece olmuş. Odamın kapısını mühürlemişler. Karanlıkta odam bomboş gibi. Ceketlerini iskemlelerinin sırtına asıp gömleklerinin kollarını sıvamışlar. Gömlekle dolaşan insanların arasında oturmak hoşuma giderdi. Aynı zevklere sahip değiliz o halde. Bunu kanıtlıyorsunuz. Siz Ines, gömlekle dolaşan erkek görmekten hoşlanır mısınız? Gömlekli ya da gömleksiz, tüm erkekler tiksindirir beni. Acaba neden, neden bir araya getirdiler bizi? Herkese de baktıkça sürekli bir arada kalacağımızı düşünüyorum. Oysa dostlar, ahbaplar arasında olacağımı ummuştum. Yüzünün tam orta yerinde kocaman deli olan bir dost. Sevgilim profesyonel bir dansçı gibi yapardı tangoyu. Bizi neden bir araya koydular acaba? Rastlantı olmalı. İnsanları buraya geliş sırasına göre yerleştiriyorlar belki de. Siz Ines, neden gülüyorsunuz? Rastlantı fikriniz eğlendiriyor beni. Teselliniz boşuna. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmazlar onlar. Kim bilir, belki de karşılaşmıştık sizinle daha önce. Yok. Hiç sanmıyorum. Yoksa sizi unutmazdım. Belki de müşterek dostlarımız vardır. Söz gelişi Dubois Seymour'lar. Tanır mıydınız onları? Hiç sanmıyorum. Hemen herkes tanır da. Ne iş yaparlar? Hiçbir iş yapmazlar. Korez'de şatoları vardır. Ben postanede memurdum. Postanede memur mu? Ya siz Monsieur Garcin? Sizinle hiç karşılaşmış mıydık? Sanmıyorum. Ömrüm boyunca Rio'dan ayrılmadım. Savaş patlayınca Meksika'ya gitmek istedim ama olmadı. O zaman bizleri bir araya getiren gerçekten rastlantı. Rastlantı mı? Güleyim bari. Burada her şeyin nedeni vardır. Nedeni? Şu eşyaların bir arada bulunuşu bile rastlantı değil. Diyelim sağdaki kanepenin ıspanak yeşili, soldakinin ise bordo rengi oluşu. Hele yerlerini değiştirmeye kalkın, görürsünüz o zaman olacakları. Ya bu sıcak, şu sıcağa bakın. Cehennem sıcağı. Bunu bile hesaplamışlar. Burada her şey öylesine çirkin, öylesine katı ve köşeli ki nefret ederim köşelerden. Lüks bir salonda mı oturuyorum sanıyordunuz siz? Öyleyse her şeyi düşünmüş olmalılar. Sizi, beni, gazetede çalışan bu beyi. Hem de nasıl. Bu durumdan bir bekledikleri var. Ne bekliyorlar dersiniz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir şeyler bekledikleri kesin. Hissediyorum bunu. Benden bir şey beklenilmesini istemem. Hemen aksini yapmak gelir içimden. Deneyin isterseniz. Hem ne istediklerini bilebilir misiniz? Dayanılması güç bir durumdayız. İkinizin yüzünden benim başıma bir şeyler gelecek. Öbür tarafta, yeryüzündeyken demek istiyorum, yüzlerine baktığım insanların benden ne istediklerini, neler umabileceklerini hemen anlardım. Oysa burada durum bambaşka. Yüzünüzden hiçbir şeyi anlamıyorum. Bir anlam taşımıyorlar adeta. Rastlantı değil diyorsunuz Matmazel Ines. Öyleyse bizleri hangi amaçla toplamışlar buraya? Hiçbir fikrim yok. Olmalı. Zeki bir insana benziyorsunuz. Buraya gönderilme sebepleri hakkında açıklamalar yapsak. Ne dersiniz?
Sizden başlayalım mı Madam Esther? Efendim? Yeryüzünden bu cehenneme gönderilme sebebini açıklamaya cesaretiniz var mı? Ben bir şey yapmadım. Cehenneme getirilmem hakkında en ufak bir fikrim yok. Belki de yanlışlıkla gönderildik buraya. Bana yanlışlık yapıldığına göre sizler hakkında da yanılmış olabilirler. Bir yanlışlık sonucu düştüğümüzü kabul etsek daha iyi olmaz mı? Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Bilmek istediğiniz başka ne var? Gizleyecek bir şeyim yok benim. Öksüz ve yoksuldum. Küçük kardeşime bakıyordum. Babamın yakın bir arkadaşı benimle evlenmek istedi. Zengin ve iyi bir insandı. Evlenmeyi kabul ettim. Kocamla 6 yıl huzur, sükunet içinde yaşadık. 2 yıl evvel de hayatımı alt üst eden erkeğe rastladım. Daha ilk bakışta deliler gibi aşık olduk birbirimize. Kocamı bırakmamı, kendisiyle evlenmemi istedi. Kesinlikle reddettim. Sonra zatürre oldum. İşte hayatımın öyküsü bundan ibaret. Ömrümü ihtiyar bir adama vakfetmemi eleştirenler olabilir. Bu da sizce bir suçsa? Yok, kesinlikle suç değil. İnsanın kendi kurallarına uygun biçimde yaşaması gerekli. Ya siz, Monsieur Garson? Siz de kurallarınıza uygun bir hayat mı sürdünüz? Barışçı bir gazetenin başında çalışıyordum. Savaş başlayınca olaylara daha objektif bir açıdan bakmak için Meksika'ya gitmek istedim. Yakaladılar beni. Askerden kaçma niyetinde olduğumu söylediler. Gerçeği açıklayamadan kurşuna dizdiler beni. Kabahatın neresinde? Kabahat diye bir şey yok ortada. Siz bir kahramansınız Monsieur Garson. Hadi yalan söylemeyin hiç. Burada caniler arasındayız. İç yüzümüzü birbirimizden saklamaya çalışmamız imkansız. Caniler. Anladınız mı? Sadece katilleri gönderirler buraya. Susun, susmanızı emrediyorum. Böyle konuşturmam karşımda kimseyi. Cehennem azabına mahkumsunuz küçük hanım. Arkadaşınız olacak o kahraman bey de öyle. Bizim yüzümüzden son nefeslerine dek acı çekmiş insanlar var ortada. Cezamızı çekmeliyiz. Susacak mısınız? Durun durun. Anladım. Bizi buraya bir araya getirmelerinin nedenini anladım. Sözlerinize dikkat etmenizi rica ederim. Sebebi basit. Bakın siz de anlayacaksınız. Buraya siz, Estel ve benden başka gelecek kimse yok. Maddi işkence de yok. Cehennemde bulunduğumuza ve sonsuza dek birbirimizden ayrılmayacağımıza canım, göre... Canım biliyoruz bunları. Personel. Personel tasarrufu yapmışlar. Herkes kendi işini kendi görecek. Kooperatif lokantalarda olduğu gibi. Fikrinizi açıklar mısınız? Tabii. Mesele şu. Her birimiz ötekinin celladı olacak. Yani ben sizin, siz benim celladım olacaksınız. Yok. Ben hiçbirinizin celladı olmayacağım. Sizlere kötülük etmeye niyetim yok benim. Düşündüklerinizin hiçbiri doğru değil Matmazel İnez. Bütün isteğim şu köşeye çekilip yalnız başıma oturmak, sessiz kalmak. Aramızda tek sözün geçemeyeceği mutlak bir sessizlik. Anlatabildim mi? Ancak o şekilde kurtarabiliriz kendimizi. Siz de benim gibi yapacaksınız. Konuşmayacaksınız. Kabul mü? Hep susacak mıyız yani? Evet Madam Estel, hep susacağız. İçimize dönük olacağız. İçimizden geçenleri düşüneceğiz. Yalnız geçenleri. Başka bir şey değil. Nasıl? Kabul ediyor musunuz önerimi? Ben kabul ediyorum. Ya siz Madam Esther? Ben de kabul ediyorum. Ha, güzel. Öyleyse izninizle düşüncelerime dalacağım. İkinizin de konuşmalarını duymuyorum artık. Öyle olsun. Ben de susarım öyleyse. Ben de. Madem ki konuşmak istemiyorsunuz ben de konuşmam. Hafif sesle şarkı söylememe izin var mı? Ne dersiniz Madam Esther? Hafif sesle şarkı mırıldanmama izin verir misiniz? Rahatsız eder miyim? Yok canım. Şarkı hayatımı renklendiren en önemli unsurlardan biriydi. Bol bol dilediğiniz kadar şarkı söyleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Monsieur Garson, aynanız var mı? Cep aynası da olabilir. Monsieur Garson, size sesleniyorum. Ayna. Dudaklarımı boyamak istiyorum da. Çantamda bir ayna olacak. Durun bakayım. Minik bir ayna. Ama işinizi görür. Ayna yok. Dışarıda almışlar. Ne kadar can sıkıcı.
Şöminenin üstüne bakayım. Aynaya benzer bir şey bulurum elbet. Yok. Yok, burada da yok. Ay ne kötü şey. Aynasız da yaşanır mı hiç? Aynamı istiyorum ben. Durun. Aynamı istiyorum. Ayakta zor duruyorsunuz. Aynamı. Rahatsız değilsiniz ya. Sallanıyor gibisiniz. Canım sıkılıyor. Bir tuhaf hissediyorum kendimi. Aynasız yaşamaya alışık değilim. Yeryüzünde her an aynaya bakardım ben. Kendimi aynada gördükçe de var olduğumu hissederdim. Var olmak, mutluluk bu işte. Şanslı bir insansınız. Dışa dönüksünüz. Bense tam aksi yaratılıştayım. İçten içe duyarım var olduğumu. Düşüncelerinizle. Oysa düşünmek uyku verir bana. Var olmak için kendimi görmem gerek. Yatak odamda 6 tane ayna var. Onları oradan görür gibiyim. Oysa beni görmüyor onlar. Koltuk alıp pencereyi yansıtıyorlar. Beni yansıtmayan bir ayna boş sayılır. Dudak boyam. Dudaklarımı iyi boyamadığıma eminim. Sonsuza dek aynasız kalamam ya. Ayna vazifesi görebilirim size. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Oturun şu kanepeye. Oturun oturun. Oturun. Gözlerimin içine bakın. Monsieur Garson. Bırakın onu. Size aynalık yapamaz o. Oysa ben, ben yapabilirim bu görevi. Bakın şimdi gözlerimin içine. Hadi çekinmeyin lütfen. Sadece bakmanız yeter. Ha, şöyle. Oturun. Oturun kanepenin öbür ucuna. Nasıl? Rahatça görebiliyor musunuz beni? Görüyorum. Minnacık bir hayalet gibi. Olsun. Gene de dudaklarınızı boyamanıza yardımcı olabilirim. Rujunuzu bir kez daha geçirin dudaklarınızın kenarından. Şöyle. Oldu işte. Tam cehenneme yaraşır bir ağız. Eskisinden güzel oldunuz şimdi. İsterseniz tüm hareketlerinize önderlik edebilirim. Hatta bir an dahi bakışlarımı ayırmayabilirim üzerinizden. Kötülük etmek için bana. Neden? Neden kötülük edeyim? Nedenini biraz önce kendiniz açıkladınız. Celladım olmak istiyorsunuz. Ne güzel söylediniz. Güzel. Demek güzel. Kendimi ilgilendiren konularda karar verememek canımı sıkıyor. Birbirimize artık sen diye hitap etsek. Hı? Doğru konuştuğunuza emin değilim. Güzel bir kadınsın. Zevk sahibi misiniz bakalım? Benimle aynı zevkleri paylaşabileceğinizden kuşkuluyum. Seni beğendiğime göre zevk sahibiyim demektir. Şimdi yüzüme bak. Gülümse biraz. Hadi çekinme lütfen. Yüzüne bakılmayacak kadar çirkin değilim. Bir ayna kadar değerim yok mu? Bilemiyorum, bilemiyorum. Sözleriniz rahatsız ediyor beni. Aynalardaki şekiller belliydi. Beni de, beni de dilediğin gibi değiştirebilirsin. Bana sen demekten çekiniyorsun demek ha? Kadınlara sen diye hitap etmekten hoşlanma. Ya, özellikle benim gibi posta memurlarına mı? Orada, yanağının altında bir kırmızılık var. Leke mi? Kırmızı bir leke mi? Felaket. Nerede bu leke? Nerede? Korkma korkma. Şaka ettim. Leke falan yok. Aynen sana yalan söyledi. Peki ya sana bakmaktan vazgeçersem? Kaparsam gözlerimi ne yaparsın o zaman? Bu kadar güzellik boşuna gider. Ama üzülme hiç. Gözlerim hep açık. Hep açık olacak senin. Yalnız sen diye hitap edeceksin bana. Monsieur Garson. Monsieur Garson. Bırak. Bırak onu bir yana. Bizim için yaşamıyor artık o. Onun da beni görmesini istiyorum. Ne olur Monsieur Garson. Ne olur yüzüme bakar mısınız? Bakar mısınız Estelle'in yüzüne? Bu kadar rol yapmak da neden? Yeter. Konuşmalarımızdan tek kelime kaçırmadığınıza bahse girelim. Ah öyle ya. Sizi duymamak için kulaklarımı bile tıkadım. Boşuna. Beynimin ta içinde duyuyordum sözlerinizi. Sizden susmanızı rica etmiştim. Tekrar ediyorum, rahat bırakın lütfen beni. Sizlerle işim yok benim. Bu genç hanımla da mı işiniz yok? Ha? Hileleriniz gözümden kaçmadı. İlgisini çekmek için her şeyi yaptınız. Rahat bırakmayacak mısınız beni bir türlü? Şu anda gazetede birileri benden söz ediyor. Duymak istiyorum sözlerini. Şunu da iyi bilin ki bu genç hanım beni ilgilendirmiyor. Teşekkür ederim. Yok, kabalık etmek istemedim, özür dilerim. Size yalvarıp yakardım susun diye. O başladı. Kendini aynam yerine koymak istedi.
Sen de Monsieur Garcia'nın dikkatini çekmek için elinden geleni yaptın. Rica ederim, rica ederim. Nereye gitmekte olduğumuzu görmüyor musunuz? Bakın, şimdi uslu uslu yerlerinize oturacak ve susacaksınız. Anlaşıldı mı? Gözümüz yumacak, birbirimizi unutmaya çalışacağız. Susmak. Şaşıyorum size. İliklerimin ta içinde duyuyorum varlığınızı. Düşünceleriniz bir saat gibi tik tak tik tak ediyor kafamın içinde. Düşünmekten vazgeçebiliyor musunuz siz? Yo, vazgeçebiliyor mu düşünmekten? Düşünceleri hep size yönelik. Yalnızca sizi görüyor, sizi düşünüyor. Cehennemimi kendim seçmek istiyorum. Gözlerim apaçık olarak, açıkça mücadele vererek. Pekala. Bizi çocuklar gibi kapana sıkıştırmışlar. Erkeklerle oturmak zorunda olsam başkalaşırdı durum. Erkekler susmasını bilir. Gene de olmayacak şeyler istememeliyim. Esther, Matmazel Ines'in söyledikleri doğru mu? Dokunmayın bana. Yeryüzündeyken güzel hanımlardan çok hoşlanırdım. Sanırım şimdi de hoşlanabilirim. Ne olacak? Kaybedecek bir şeyimiz yok ki. Nezaket, teşrifat, nemize. Kalmışız kendi başımıza. Birazdan çırılçıplak olacağız. Solucanlar gibi. Rahat bırakın beni. Solucanlar gibi dedim. Ah, ah, uyarmıştım sizleri. Biraz sessizlik. Biraz sessizlik de tek isteğim. Ne olursa olsun sonuna kadar gitmemiz gerek. Öğrenmeliyiz gerçek kimliğimizi. Biliyoruz bunu, biliyoruz. Bizleri buraya getiren nedenleri açıklamadıkça hiçbir şeyi bilmiyoruz demektir. Evvela sizden, Sarışın Hanım'dan başlayalım. Bize buraya gönderilmenizin nedenini söyleyeceksiniz. İçtenliğiniz gelecek başka felaketleri önleyebilir. Bizi bekleyen canavarları tanırsak eğer rahatlarız. İtiraf edin bakalım. Neden? Cehenneme neden geldiğimi bilmiyorum. Tek kelime söylemediler bana. Bana da tek kelime söylemediler. Ancak ben tanıyorum kendimi. İlk konuşan olmak istemiyorsanız ben başlıyorum itiraf etmeye. Asker kaçağı olduğunuzu öğrendim. Yo, unutun bunu, unutun. Karıma yıllarca eziyet ettiğim için buradayım şimdi. 5 yıl işkence ettim. Ne garip. Karımdan söz ettikçe karşımda görüyorum onu. O zamanlar tek gözyaşı döktüğünü hatırlamam. Ağlayamazdı çünkü. Ama gözleri, o kocaman gözleri dikilirdi üzerime. Zerre kadar pişmanlık duymuyorum şimdi. Nasıl olsa suçumun cezasını ödetecekler bana. Ona neden acı çektirdiniz? Kolayıma geldiği için. Tek kelime yeterdi üzülmesine. Çok duygusaldı. Evlenmekle onu kötü durumdan kurtarmıştım. Hayranlık beslerdi bana. Kimsenin hayranlık duygusuna tanık olamadım. Sizin için daha iyi. Anlattıklarım size soyut gelebilir. Gene de bir örnek vermeden geçemeyeceğim. Evimize melez bir kadın getirmiştim. Karım alt katta uyurdu. Sabahları geç vakit kalktığımızda kahvaltımızı odamıza kadar getirirdi. Ahlaksız. Evet, evet, şımartılan bir ahlaksız. Gelelim şimdi size. Söyledim ya, cehennemlik biriyim ben. Hem cinslerimin acı çekmesinden hoşlanırım. İnsanları hiç sevmem, özellikle erkekleri. Cehennemlik olmak için yeterli nedenler değil mi bunlar? Başkalarının mutluluğu rahatsız eder beni. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Bir de şu Florence meselesi var. 3 kişinin ölümüyle biten bir olay. Önce adam öldü. Sonra Florence, sonra da ben. Geriye hiç kimse kalmadı. Bu konuda rahatım şimdi. Sadece boş bir oda var. Arada sırada görüyorum onu, bomboş. Kapalı kepenkleriyle. Kapıdaki mührü de nihayet sökmüşler. Kiralık diye bir yazı bırakmışlar. Ne gülünç. 3 kişi öldü dediniz. Adam intihar mı etti? Hayır, kaza sonucu öldü. Tramvay kazası. Yeğenimdi. Florence'la evliydi. 3'ümüz de aynı evde oturuyorduk. Florence ince yapılı güzel bir kızcağızdı. Yeğenimse kaba herifin teki. Florence sarışın mıydı? Sarışındı. Biliyor musunuz? Hiç de pişmanlık duymuyorum. Gene de bu olayı anlatmak hoşuma gitmiyor. Hadi hadi, devam edin. Adamdan iğreniyordunuz herhalde. Bütün hareketleri kabaydı. Islık sesi çıkarmadan çorbasını içemezdi. Nefes nefese kalır, ağzından burnundan solurdu. Önemsiz ufak tefek şeyler işte. Sonra? Yeğenimin kusurlarını tek tek Florence'a anlattım.
O da çok safmış ki etkim altında kaldı. Kocasını benim gibi görmeye başladı. Sonra günün birinde adamcağız tramvayın altında can verdi. Florence her gün onu biz öldürdük diyordum. Nedenli kötü olduğumu görüyor musunuz? Evet. Ben de kötüyüm. Benim kötülüğüm sizinkinden farklı. Başkalarının acı çekmesiyle var olduğumu duyabiliyorum ben. Yanan bir meşale gibiyim. Başkalarının yüreklerini kasıp kavuran bir meşale. Yakacak yürek bulamayınca kül olup sönerim. Florence'ın yüreğinde 6 ay yaşadım. Oradaki her şeyi yakıp bitirdim. Sonunda bir gece yarısı kalkarak hava gazı musluğunu açtı. Böylece ikimiz de öbür dünyayı boyladık. Hı hı. Ne dediniz? Pek kusursuz sayılmazsınız. Hayır, sayılmam. Şimdi de sıra sizde Madame Esther. Sizin suçunuz ne? Buraya neden gönderildiniz? Hiçbir şey bilmediğimi söylemiştim size. Yardım edelim öyleyse. Kimdi o yüzü parçalanmış adam? Hangi adam? Biliyorsun pekala. Odaya girdin de mesefer sene benzettiğin adam. Bir ahbabım. Neden korktun ondan? Beni sorguya çekmeye hakkınız yok. Senin yüzünden intihar etti değil mi? Hayır, hayır, deli misiniz? Beynine bir kurşun sıktı. Bu nedenle yüzü parçalandı. Susun, susun diyorum size. Senin yüzünden yaptı bunu. Senin yüzünden. Bırakın beni, gitmek istiyorum buradan. Korkuyorum sizden. Bu cehennemden kurtulmak istiyorum. İşte kapı, kapı şuracıkta. Sizi baş başa bırakıp gidiyorum işte. Şu topağı çevirmem yeter. Açılmıyor bir türlü. Açın! Açın diyorum size, açın! Açın! Açmazsanız kıracağım kapıyı, açın! Monsieur Garcin, kapı açılmıyor. Ne yapsam acaba? Kapı dışarıdan kilitli. Açamazsınız elbette. Şu zile basayım bari. Bir gelen olur belki. Of! Of! Zil de çalışmıyor. Cereyanı kesik. Biraz evvel uşak söyledi. Bozuktur, bazen çalışmaz dedi. Ne yapacağım ben şimdi? Nedir bu başıma gelenler? Kurtulma çaresi yok mu sizde? Ağlama güzelim, ağlama. Yazık ediyorsun gözyaşlarına. Hem de tam anlamıyla yararsız. Birazdan gözlerin ağlamaktan şişecek. Bu da çirkinleştirecek seni. Kurtulmalıyım buradan, evet. Mutlaka kurtulmam gerek. Ağlayacağına itiraf et. Hadi itiraf. O adam aşığındı değil mi? Elbette aşığıydı. Bu da tangoyu, sorun değil. Tangoyu profesyonel bir dansçı gibi yapıyordu değil mi? Ama yoksuldu. Öyle değil mi? Sana yoksul olup olmadığını soruyorum. Evet, yoksuldu. Hanımefendinin ün ve saygınlığını koruması gerekliydi. Zengin mevkiini sevdiği erkek uğruna terk edecek değildi ya. Adam günün birinde ayaklarına kapanıp kendisine gelmesini isteyince için için güldü. Güldün. Güldün değil mi, güldün? Sen şimdi onu bırak. Florence'a bu gözlerle bakıyordun değil mi? Evet. Bilemediniz işte. Benden bir çocuk istiyordu, anladınız mı? Bir çocuk. Rahat mısınız şimdi? Sen de çocuk istemiyordun evet, tabii. Evet, istemiyordum. Gene de bir çocuğumuz oldu. Bir kız çocuğu. 5 ay İsviçre'de kaldım. Olayı kimselere duyurmadım. Doğum sırasında Roger yanımdaydı. Bir çocuğa sahip olmak eğlendiriyordu onu. Ben ikinci plana düşmüştüm artık. Sonra? Sonra gölün üstünde bir balkon vardı. Kocaman bir taş aldım. Bebeğin boynuna bağladım. Roger, Esther yapma lütfen, yalvarırım yapma diye yalvarıyordu. Ondan artık nefret ediyordum. Her şey gözlerinin önünde oldu. Balkondan aşağı sarktığında göl sularının altındaki halkaları gördü. Sonra? Hepsi bu kadar. Sonra Paris'e döndüm. O da kendi başına kaldı. Beynine bir kurşun sıktı. Ah, ya, nefret ediyorum artık sizden. Korkan tekiyim. Bilseniz sizlerden ne kadar nefret ettiğimi. Ağlamanız gereksiz. Akmaz burada gözyaşları. Soruşturma artık bitti. Bıktık şu cellat suratını görmekten. Cellat suratı? Yüzümü aynada bir kez olsun görebilmek için neler vermezdim ki. Of, burası ne kadar da sıcak. Şu ceketimi bir çıkarabilsem. Affedersiniz, sizi unuttum. Ceketsiz de oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bana kızmıyorsunuz değil mi Madame Esther? Size kızmıyorum Monsieur Garcin. Ya bana? Kızıyor musun bana Esther? Terbiyesizim birisin. Başka ne beklenir ki senden? Görüyor musunuz Monsieur Garcin? Bütün suçu bana yüklüyor. Bakın, birbirimize ne şekilde olursa olsun yüklenmekten vazgeçelim. İşte
Artık solucanlar gibi çıplak kaldık ortalıkta. Bu durum olaylara daha açıklıkla bakmamıza yardımcı olur bari. Bilmem. Biraz aydınlandım galiba. Önemli konularla karşı karşıyayız. Önce onları çözümlemeyi düşünmemiz gerekir. Bize tanımadığımız düşmanlar tarafından bir tuzak hazırlanmış. Siz de bu konuda benimle aynı fikirdesiniz değil mi? İşte bu tuzağı gün ışığına çıkarmalıyız. Birbirimize yardım edebilsek ha? Ne dersiniz? Yardıma ihtiyacım yok benim. Bizi birbirimize görünmez bağlarla bağlamışlar. Evet, görünmez bağlarla bağlıyız. İplerin ucu da ellerinde. Diyelim yüzünüzü yelpazelemek amacıyla elinizi havaya kaldırdınız. Ester'le ben ta içimizden duyuyoruz bu hareketinizi. Bu nedenle de gereksiz gerekse Ester'le ben birbirimizden bağımsız olarak hareket edemiyoruz. Ya hep bir arada kurtuluşa ulaşacak ya da hep bir arada gömülüp gideceğiz. Ne yapacağımıza karar vermek sizin elinizde. Evet, birbirimize yardım edebilsek ha? Birbirimizin elinden tutmaya gayret etsek, ne dersiniz? Belki de kurtuluşumuza varırdık. Hangi kurtuluşumuza? Tuzaklardan elbet. Tuzakları öylesine hesaplı yapmışlar ki bu zahmetiniz de boşa gidecek. Bir denesek. Deneyelim. Birbirimize yardım edebilmek için benden ne bekliyorsunuz? Biraz iyi niyetli olmanızı. Biraz da hoşgörü. İçim sizlere karşı merhametle dolu. Acıyorum size, inanın bana. Hiçbir kötülük gelmez elimden. Ben de kuruyum sizin gibi. Acıyamıyorum kendime. Gene de bir kötülük gelmesini istemiyorum size. Çekin elinizi üstümden. Çekin. Bana dokunulmasından nefret ederim. Merhametinizi de kendinize saklayın. Bu odada sizin için de sayısız tuzaklar var. İşinize bakın siz. Beni Ester'le yalnız bırakırsanız sizi rahatsız etme. Siz bilirsiniz. Yalvarırım Mösyö Garsen, yardım edin bana. Ne istiyorsunuz benden? Bana yardım etmenizi. Yardım etme isteğinizi İnes gibi geri çevirmem be. Matmazel İnes'e sorun. Yeryüzü beni tümüyle terk etti Garsen. Yüzüme bak. Beni kollarına al. Yok, yaklaşma ona. İnes'le konuşun madem Ester. Bırakmayın lütfen beni. Tam bir erkekseniz kaçırmayın gözlerinizi benden. Altın sarısı saçlarım var. Güzelce de bir yüzüm. Diğerlerinin kalbinden yuvasından düşen bir kuş gibi düştüm. Siz kaldırın beni yerden. Saklayın kalbinizde. Göreceksiniz ne kadar nazik olacağım. Size İnes'le konuşmanızı söyledim. Fakat o bir kadın. Benim için hiçbir önemi olmayan biri. Ben mi önemsizim? Beni rahat bırakman için ne yapmalıyım acaba? Puh! Al sana. Yüzüme tükürdü. Bunu ödeteceğim sana Garsen. Yanındayım şimdi Ester. Demek erkek istiyorsun. Erkek değil, seni istiyorum. Hadi hadi, bunlara gerek yok. Gel, gel sana sarılayım. Şöyle işte. Söyle bakayım şimdi. Güzel mi? Ama tangoyu hiç yapamam. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Kim bilir zamanla belki değiştirebilirim seni. Orası belli değil. Şunu bilmelisin ki dalgın bir insanım ben. Kafamdan başka şeyler geçiyor. Ne gibi şeyler? İlginç bulacağını sanmıyorum hiç. Sana verebileceğim kadarını vereceğim. Yalnız şunu söyleyeyim hemen. Sevemeyeceğim seni hiç. Sevemeyecek kadar tanıyorum çünkü. Arzuluyor musun beni? Arzuluyorum. İstediğim bundan ibaret. Gel öyleyse. Yeter, yeter. Aklınızı kaybettiniz galiba. Buradayım ben. Farkındayım. Ne olacak? Önümde. Önümde yapamazsınız bunu. Neden olmasın? O da hizmetçisinin önünde rahatlıkla soyunurum. Garsen, bırakın onu. Dokunmayın ona. Ama şunu unutmayın ki ben buradayım. Gözlerimin tüm gücüyle bakıyorum size. Öylesine nefret ediyorum ki ikinizden de. Ne var? Neden durdun? İnes mi canını sıkıyor gene? Hayır, İnes değil. Kurşuna dizdiler beni. Biliyorum. Savaşa gitmek istemediğin için. Sonra ne oldu? Tam anlamıyla istememiş değilim. Generalin karşısına çıkıp generalim ben sizlerle gelmeyeceğim diyemezdim. Tıkarlardı derhal içeriye beni. Kendimi savunmak istiyordum. Bu nedenle trene bindim. Sınırda yakaladılar beni. Nereye gidecektin? Meksika'ya. Orada barışçı bir gazete çıkaracaktım. Bir şeyler söylesene. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Savaşmak istemediğine göre iyi ettin derim. Ya. Ne söylememi isterdin ki? Aslanlar gibi kaçtığını söylesene. Sen de biliyorsun ki sevginin asker kaçağından başka bir şey değil. İster kaçtı deyin ister gitti. Duracak değildin ya orada. Yakalamalarını beklemek için mi? Ester,
Esel, korkan biri miyim ben? Ne bileyim ben, kafanın içinde değilim ki. Karar vermek sana düşer. Karar veremiyorum. Olayları hatırlamaya çalış. Seni o şekilde davranmaya zorlayan sebepler vardı galiba. Vardı, vardı. Öyleyse? Sebeplerim gerçek miydi? İşleri o kadar karıştırıyorsun ki. Savunmak istiyorum kendimi, gerçeği ortaya çıkarmak. Korku, kin. Davranışının sebebini araştır bakalım. Hı? Sor bunları kendi kendine. Sen sus. Hapishane hücresinde kendi kendimi eleştirecek bol zamanım oldu. Ömrümü kendi kendime soru sormakla geçirdim gibi geliyor bana. Estel. Estel, yanıma gel. Yüzüme bak. Birinin yüzüme bakmasını istiyorum. Hele hele bana bakan gözler yeşil olursa. Yeşil gözler. Şuna bakın. Ya sen Estel, korkaklardan hoşlanır mısın? Korkak ya da değil. Nedenle aldırış etmediğimi bir bilsen. Önemli olan beni iyi öpmesi. Ya karınız ne oldu Garsen? Karım mı? Karım öldü. Üzüntüden mi? Başka neden olacak? Üzüntüden tabii. Hadi hadi, her şey yolunda artık. Savaş bitti. Karım öldü. Ben de tanrıya karıştım. Sevgilim, sevgilim benim. Üzme canını bu kadar. Yüzüme bak. Bak, dokun bana. Dokun. Unut olanları. Ben buradayım işte. Onlar beni unutuyorlar mı ki? Evet. Evet, sırasıyla hepsi ölecek. Yerlerine gelecekler de Garsen gibi korkak demekten alıkoyamayacak kendini. Değerlendirmeyi kendileri yapıyor. Ben yokum artık. Ölüyüm. Garsen. Beni iyi dinle. Ufak bir iyilikte bulunacaksın bana. Yo, gerileme öyle. Kimsenin senden bir şey istemesinden hoşlanmadığını biliyorum. Ancak istesen, az bir gayret göstersen, sonsuza dek sevebiliriz birbirimizi. Dinle bak. Korkak olduğumu söyleyen 1000 kişi var yeryüzünde. 1000 kişilik. Oysa kaçmadığımı, kaçmış olamayacağımı, cesur ve temiz bir insan olduğumu tüm gücüyle açıklayacak tek bir insan bulunsa kesinlikle kurtulacağıma inanıyorum. Bana güveniyorsun değil mi? Seni o zaman kendimden fazla seveceğimden eminim. Budala sen de. Bir korkağı sevebileceğime nasıl inanırsın? Ama demin böyle söyledin. Demin şaka ediyordum seninle. Erkekleri severim ben Garsen. Gerçek erkekleri. Derileri sert, elleri güçlü erkekleri. Çenen bir korkağın çenesini andırmıyor. Ağzın da. Ne sesin ne de saçların bir korkağınkiler değil. Seni dudakların, sesin, saçların için seviyorum. Doğru mu söylüyorsun? Gerçekten öyle mi? Yemin ederim ki öyle. O zaman meydan okuyabilirim herkese. Oradakiler kadar buradakilere de. Estel, cehennemden kurtulacağız biz. Ne var? Ne oluyor? Ne oluyor? Ağzından dökülen sözcüklerin tekine bile inanmıyor. Nasıl da saf olabiliyorsun bu kadar? Estel, ben korkan biri miyim? Seninle ne derece alay ettiğini bir bilsen. Yine. Sen bakma ona sevgilim. Güvenimi istersen evvela kendi güvenini vermekle başlamalısın. Elbette. Evvela güven ona. Bir erkeğe ihtiyacı var. Bundan emin olabilirsin. Beline dolanacak bir erkek koluna, erkek kokusuna, arzulu bakışlara. Üst tarafı ne olursa olsun. Söyledikleri doğru mu Estel? Doğru mu? Bıktım artık bu konuşmalardan. Korkak da olsan gene severdim seni. Her ikiniz de iğrendiriyorsunuz beni. Gidiyorum buradan. Yo, uzaklara gidemeyeceksin pek. Kapı kilitli. Zil de çalışmıyor. Garsen. Size bu kapı açılacak diyorum. Açın. Açın şu kapıyı. Lütfen. Açın. Açın diyorum. Garsen. Git yanımdan. İnes'ten daha fazla iğrendiriyorsun beni. Gömülmeyeceğim bakışlarına. Soğuk ve gevşeksin. Ahtapot gibi. Bataklık gibisin. Açmayacak mısınız şu kapıyı? Açın! Garsen, yalvarıyorum sana. Lütfen bırakıp gitme beni. Bırakma beni İnes'le baş başa. Bundan böyle tek laf çıkmayacak ağzımdan. Yeter ki baş başa kalmayayım onunla. Buraya gelmeni ben istemedim. Korkak! Yalan!
yalan değildi, korkak oldum. Onun yüzünden suratıma tükürdün. Oysa terk ediyor seni. Gidiyor buralardan. Kapı açıldığında ben de gideceğim. Sevinme o kadar, eline bir şey geçmeyecek. Nereye olursa olsun. Senden mümkün olduğu kadar uzağa. Açılmıyorum, açılmıyorum. Açılmıyorum size. Dayanamayacağım daha fazla. Kızgın demirlere, kırbacağa, erimiş kurşuna, yakıp kavuran her şeye razıyım. Yeter ki şu baş ağrısından kurtulayım. Açıldı işte. Hem de kendi kendine. Ne? Ne bekliyorsunuz da? Gitsenize. Hayret. Kapı nasıl açıldı kendi kendine acaba? Hadi. Zaman kaybetmeden çık git burada. Gitmeyeceğim. Fikrimi değiştirdim. Ya sen Estel? Sen de mi gitmeyeceksin? Hı? Görüyorum ki birbirimizden ayrılmamız imkansız. İmkansızmış. Garsen buraya gel. Çabuk onu dışarı atalım. Estel. Yalvarırım yapma. Atma beni dışarıya. Bırak onu. Deli misin? Görmüyor musun senden nefret ettiğini? Onun için kalıyorum burada. Benim için mi? Öyle olsun. Kapıyı kapayın çabuk. İçerisi deminkinden 10 misli sıcak oldu. Kapıyorum işte. Benim için kalmış burada. Evet. Korkak olmanın ne olduğunu sen biliyorsun. Biliyorum. Kötülük, utanç ve korkunun da ne olduğunu biliyorsun. Ruhumu en derin köşelerine kadar araştırdığım günler oldu. Kol ve bacaklarımın tutulduğunu hissettim. Ertesi gün ne düşüneceğimi bilemiyordum. Oysa sen kötülük etmenin bedelinin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Korkak olduğuma karar verirsen eğer gerçekten öyleyim demektir. Şüphesiz öyle. İnandırılması gereken biri varsa o da sensin. Aynı soydanız biz. Gerçekten inandın mı gideceğime? Seni kafandaki o düşüncelerle bırakabileceğimi nasıl düşündün? O düşünceler ki yalnız beni ilgilendiriyor. Gerçekten inandırmak mı istiyorsun beni? Bundan başka isteğim yok. Yeryüzündekileri duyamıyorum artık. Sorunum çözümlendiğinden olacak. Yeryüzünde benden tek bir iz kalmadı. Korkaklığım bile. Üçümüz baş başayız bundan böyle. Estel'i de katmazsan hesaba bir sen kalıyorsun demektir. Benden nefret etsen bile, bana inanırsan eğer kurtuldum demektir. Bana bak, bu iş öyle kolay kolay olmaz. Odun kafalının tekiyim ben. Ne önemi var? İstediğin kadar bol zaman var önümüzde. Bol zamanı varmış. Dinle beni İnes. Herkesin hayattan bir beklediği var. Ben kadınlara da paraya da hiç önem vermedim. Tam bir erkek gibi yaşadım. Kumar oynar gibi her şeyimi tek bir at üzerine oynadım. Yolların en çetrefilini seçen bir adam nasıl korkak olabilir ha? Tüm bir yaşamı tek bir eylem ile değerlendirebilir miyiz? Neden değerlendirmeyelim? 30 küsur sene kendini cesur biri olarak düşledin. Zaaflarını görmezlikten geldin. Kendini kahraman sandın. Oysa saati gelip de senden istenilene gelince Meksika'ya kaçtın. Cesareti düşlemiş değilim. Onu irademle seçtim. Ne olduğuna insan kendisi karar verir. Kanıtla bunu, kanıtla. Cesareti sadece düşlemiş olmadığını kanıtla. İrademizin ne olduğunu hareketlerimiz gösterir. Pek erken öldüm. Açıklamama izin vermediler. İnsan ya çok erken ölür ya da çok geç. Her iki durumda da hayat sona ermiş demektir. Çizgi çekilmiş, toplama işlemi yapılmıştır artık. Yaşadığın hayattan başkası yoktur. Yılan seni, nasıl da cevap yetiştiriyorsun her şeye. Hadi, kaybetme cesaretini, gayretli ol. Beni inandıracak kanıtlar ara, bulmaya çalış. Ödeme sırası şimdi sende. Korkağın tekisin sen Garsen. Ben istediğim, sırf böyle arzu ettiğim için korkaksın. Duydun mu? Oysa ne kadar zayıf olduğumu görsen. Görüyorsun da işte. Bir nefesten ibaretim. Seni gören bir bakış, düşünen renksiz bir düşünceden başka bir şey değilim. Aha. Şu erkek avuçların açılıyor. Fikirlerimi ellerinle yakalamana da imkan yok. Tek çıkar yolun beni inandırmak. Garsen. Efendim. İntikam al. Nasıl yapayım bunu? Öp beni, kucakla. Bak nasıl ağız değiştirecek. Ha, doğru. Gerçi eline düştüm ama Ines, sen de elimdesin. Korkak.
Git kadınlarda ara tesellini. Konuş İnes, konuş. Aman şu çiftin güzelliğine bayılsınlar. Sırtına yapışan o kocaman eli bir görsen. Daha sıkı sarıl bana Garsen, daha sıkı. Hırsından geberecek. Öyle ya. Daha fazla sarıl ona, daha fazla. Güzel şeydir aşk. Öyle değil mi Garsen? Uyku kadar ılık ve derindir. Uyumana izin vermeyeceğim Garsen. Aldırma sen ona. Dudaklarımdan öp beni. Tamamen senin. Sözlerini duydum. Söylediklerini yapsana. Korkak Garsen. Çocuk katili Estelle kucağına almış, öpmeye hazırlanıyor. Öpebilecek mi acaba? Herkes bunu soruyor kendi kendine. Evet herkes. Tek kişi de olsam büyük bir kalabalığı temsil ediyorum. Korkak. 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 Kalabalıktan yükselen sesi duyuyor musun Garsen? Benden kaçmak için sarf ettiğin tüm çabalar sonuçsuz kalacak. Kaçamazsın. Bırakmayacağım seni. Sevgilinin dudaklarında kendini unutmayı beklerken unutmayacağım ben seni. Bak, bak nasıl da sadık bir köpek gibi kolları iki yana sarkmış duruyor. Senin olmayacak o Estel. Of of, hiç gece olmayacak mı? Hiçbir zaman. Hep görebilecek misin beni? Hem de nasıl. Biraz da odanın eşyalarına göz gezdireyim. Mesela şu bronz heykelcik başka türlü görünüyor gözüme artık. Kavradığım durumu mu? Cehennem değil mi? Hazırlanmış her şey evvelden. Sözcüklerim. Bronz heykele böyle dokunacağım. Her şey. Her şey. Binlerce göz izliyor hareketlerimi. Koskoca bir kalabalık. Oysa... Oysa iki kişisiniz sadece. Cehennem budur işte. Cehennem. Cehennem ötekiler demek. Sevgilim. Rahat bırak beni. O burada oldukça sevişmemize imkan yok. Öyleyse gösteririm ben ona. Kitap açacağım. Kitap. Hah, işte burada. Bıçağın sivri ucuyla öldüreyim de onu görsün gününü. Al sana. Al sana. Delik deşik edeceğim her tarafını. Yılan. Gebel. Yapma. Yapma. Vurma artık, ne olur, yeter. Hayır. Hayır, yetmez. Leşini yere serinceye kadar vurmalıyım sana. Vurmalıyım sana. Yeter. 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 Lütfen yeter. Boşuna vurduğunu görmüyor musun? Ölüyüm ben. Ölü mü? Ölü ya, ne sandın? Ne bıçak, ne deyip. Hiçbir şey öldüremez bir kez daha beni. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Sonsuza dek bir arada kalmaya mahkumuz. Anlamıyor musun? Ölüymüş. Ne gülünç olur iş değil. Hiç güleceğim yoktu benim. Gerçekten çok gülünç. Hadi şimdi uslu uslu yerlerimize geçip oturalım. 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 Başka ne yapabiliriz ki? İşte böyle. Ne yapacağız şimdi? Hiç. Sürdüreceğiz. Her şeyi bıraktığımız yerden başlayıp sürdüreceğiz. Evet, sürdüreceğiz. Sonsuza dek sürdüreceğiz. Sonunda anlaşabildik. Anlaştık, anlaştık. Sonsuza dek sürdüreceğiz.